Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanların trend tatlısı olan magnolia tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Muhallebisinin ipeksi kıvamı damaklarınızı şenlendirecek gerçekten harika bir muhallebi. Diğer bütün tatlılarınızda ve pastalarınızda kullanabileceğiniz enfes bir lezzet. Görsel olarak da gözünüzü şenlendirecek, ee, müthiş bir tatlı. Buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk olarak 1 litre sütü tenceremize boşaltıyoruz. 1 su bardağı toz şekeri, 2 yemek kaşığı un ve 2,5 yemek kaşığı nişasta ekleyip güzelce çırpıyoruz. 2 yumurta sarısını ekledim. Ocağımızın altını açıyoruz ve orta ateşte tel çırpacak yardımı ile sık sık karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz tel hep aynı yönde eğer karıştırırsak altına dibini tutmasını engellemiş oluruz. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten muhteşem. Soğuması için ocağı kapatıp dolaba kaldırıyoruz. Bu sırada biz de bisküvi ve çileklerimizi hazırlayalım. Yaklaşık 150 gram kadar bisküvimi toz haline getiriyorum. Çileklerimi ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Siz dilerseniz çilekleri sadece uzunlamasını ortadan bölüp de bardağın dış kısmından görünümünü daha farklı hale getirebilirsiniz. Tatlımın içine ve dışına yaklaşık 250 gram kadar çilek yetti. Ben orta boy çileği tercih ettim. Siz dilerseniz daha ufak da kullanabilirsiniz. Ben magnoliamın ara katı için e, bisküvi tercih ettim. E, üst katına kullanmayacağım için 150 gram kadar bisküvi yetti. Evet soğuyan muhallebime bir paket sıvı krema ekleyip mikser yardımıyla iyice yediriyorum. Ve bir paket vanilya ekleyip güzelce karıştırıp kıvam almasını sağlıyorum. Muhallebimiz hazır. 6 adet kup bardağıma eşit bir şekilde muhallebime İkişer kaşık olacak şekilde alt tabanına yerleştiriyorum. Ben bisküviyi sadece e, orta katmanında, orta katında e, bırakmayı tercih ettim. Üst katına eklemedim. Eğer siz üst katına da ekleyecekseniz en üst katına bisküvinizi iki katına çıkartmanızı öneririm. Bu tatlıyı dilerseniz kase veya su bardağı ile de yapabilirsiniz. Bisküvinin içine dilerseniz fındık ya da ceviz de ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten muhteşem oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çileklerimi hemen bisküvinin üzerine bardağın kupumun dışından görünecek şekilde dizmeye çalışıyorum. Bisküviden üst katmanına koymamamın sebebi şu dolapta beklediğinde genelde bisküvi kuruyabiliyor, sertleşebiliyor. Bu sebeple ben tercih etmiyorum. Ara katmanda gerçekten kıvam alıyor. muhallebinin ıslaklığıyla da nemleniyor ve yumuşuyor. Bu sebeple yemesi de keyifli oluyor. Muhallebinin bol, bisküvinin az olduğu bir magno ile gerçekten tercihiniz olabilir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben üstünü süslemek için Çilek ve mini börbüs gibi tercih ettim. Siz dilerseniz evinize herhangi bir malzeme ile de süsleyebilirsiniz. Üst katına da çok az miktarda fıstık ekleyip süsleme aşamasını bitirdim. Umarım tatlımı beğenirsiniz. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımdaki diğer tarifleri de göz atmanızı rica ediyorum. Tatlı tariflerim, kahvaltılık tariflerim, yemek, ana, yoğurtlu menülerim, tariflerim var. Umarım bakar beğenirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.